kaderini kendi eline almak istiyorsun. Hayatını değiştirmek istiyorsun. Ve çok başarılı olmak istiyorsun. Hepimiz isteriz değil mi güzel dostlar? Hepimiz kaderimizi elimize almak ve kaderimizi değiştirmek istiyoruz. Yani ya bu filmin senaryosu ben olsam nasıl olur? Böyle bir hayatım var ya ve bir tane hayatım var. Ve bu hayatın senaryosunu ben yazsam, kaderini ben belirlesem nasıl olur? Biliyorsunuz, diyor ki büyük düşünür, düşüncelerin kelimeleri, kelimelerin kaidelere, kaidelerin kaderine dönüşür. Yani düşüncelerin senin kaderindir. Ama hocam kötü düşünmekten kendimi alamıyorum. Peki kötü düşünmemenin, doğru düşünmenin formülü biliyor olsaydın nasıl olurdu? Merhaba güzel dostlarım. İlginize, sevginize sonsuz teşekkürler. Siz benim için iyi bir insan olduğumu ya da faydalı bir insan olduğumu düşünüyorsunuz ya. Zaten siz öyle düşündüğünüz için ben iyi insan oluyorum. Herkes diyor, insan düşünceden ibarettir. Deepak Chopra diyor ki insan bilinçtir. Mevlana diyor ki insan düşünceden ibarettir. Gerisi et ve kemiktir diyor. Ama dışarıdaki insanlar çok kötü ya. Ya bu dışarıdaki insanlar kötülük yapacak da ben de iyi mi düşüneceğim diye düşünüyoruz değil mi çoğunlukla? Bu kadar zulüm var, bu kadar kötülükler var ama ben iyi mi düşüneceğim? Güzel dostlarım, gerçekten doğru. İnsan bilinçten ibaret. Bilincin olmasa var olduğunu nasıl bilebilirsin ya? Mevlana Hazretleri diyor ki, gül düşünürsen gülistana dönüşürsün, diken düşünürsen dikenlere dönüşürsün diyor. Veya başka bir üstad diyor ki, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır diyor. Bu insanlar bilmiyor muydu? Bu insanlara yanılmıştı da bizler mi haklıydık? Dışarıda kötülükler var da biz kötü düşünüyoruz. İşin aslı gerçekten bu arkadaşlar. Sen düşünceden ibaretsin. Düşüncen neyse olsun. Ben de ondan ibaretim. Düşüncemiz neyse oyuz arkadaşlar. Tabii buradaki önemli taraf şu. Ben nasıl düşünüyorum? Bakın arkadaşlar. Dünya pis ve kötü değil. İnsanlar pis ve kötü değil. Yalnız biz gerçekten dünya yaşanacak kadar güzel. Gerçekten hayat bir mucize. Hayat çok güzel. Biz kötü düşündürülmeye alıştırıldık. Alıştık. Her şeyi kötüsünü düşünmemiz lazım. İnsana güvenmemek lazım. Ne olur ne olmaz. İnsanlar dolandırıcıdır. Herkes menfaat ediyor. Biz buna alıştırıldık arkadaşlar. Ama gerçek olan bir şey var. Sen ne düşünüyorsan hayat sana öyle gelecek. Eğer bilinçaltında güzellikler varsa güzel bir hayat bizim olacak. Bilinçaltında zenginlik varsa zenginlik bizim olacak. Bilinçaltında başarı varsa başarı bizim olacak. Tam ters varsa tam tersleri bizim olacak. Ve bunu ne zaman idrak ettik? Bunu ne zaman uyanırsak arkadaşlar bakın. Mesela zor bir hayat yaşayan bir insanın gerçekten güzel şeyler düşünmesi kolay değil. Evet bunu kabul ediyorum. Kolay değil. Yalnız bu zor hayatı yaşayan insanlar bilselerdi ki güzel şeyler düşündükleri zaman hayat çok hızlı şekilde güzelleşecek. Emin olun. O kadar güzel düşünür. Senden benden herkesten daha güzel düşünürlerdi. Ve biz tabii ne durumda yaşıyoruz? Şimdi geçen bir yerde okudum. 80 yaşındaki bir adam diyor ki her gün yarın ne olacak diye düşündüm. Bir gün zengin olacağım diye düşündüm. Hep sonraki zamanlara yönelik bir kısım şeyler düşündüm. Bugün 80 yaşındayım. Şu anda da yarın ne olacak diye düşünüyorum. Yarını düşünmekle bir yere varamıyoruz aslında. Aslında hayat bir mucizedir ya. Şu anı yaşaman önemli. Su içmeyi düşünüyorsan çünkü suya ihtiyacın var. Şu anda yalnız. Yarında değil. Bizler hep yarının planlarını yaparken hayat elimizden kaçırıyoruz ve devamlı hızlı bir düşünce şekli var. Nasıl düşünüyorum? Biz doğduğumuzda bir bebektik ya, hiçbir şey bilmiyorduk ya ve kodladık birini. Anneyi babayı kodladık. Anne baba nasıl düşünüyor biz de öyle düşünüyoruz. Onlar nasıl sinirleniyorsa biz de öyle sinirleniyoruz. Çocukken bize neyi vermişlerse o şekilde bir düşünme şeklimiz var. Yani Osman neyi düşünüyor? %100 babası neyi düşünüyorsa birebir aynısını düşünüyor. O dedi ki aman oğlum dikkat et noterden iş yap bilmem ne yap sigortanı iyi yapsınlar falan dediler ona. O da onlardan duydu gelip bana satıyor. Hocam sigortamı iyi yapman lazım bilmem ne. Niye anne baba öyle dedi. Sonra onların hayatına bak. Eğer onların hayatını güzel diye görüyorsan tabii aynı şekilde düşünmeye devam edebilirsin. Şöyle bir düşünseniz arkadaşlar. Bu millet diyor ki hep acılar var. Hep acılar yaşıyoruz. Herkes acı dolu. Ya öyle değil. İşin aslı ne biliyor musun? Çocukluğumdan bana acı çekmenin zevkli olduğunu öğrettiler. Ağladım. Herkes bana koştu. Yanıma geldi. Niye ağlıyorsun dedi. Güldüm. Saygısızlık yapma, terbiyesizlik yapma dediler. Ve anladım ki acı düşündüğümde, sıkıntı düşündüğümde insanlar benimle ilgileniyor. Çocukluktan kodladılar. Güldüğümde ya nasıl anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ağlamayı mükafatlandırdık.
Gülmeyi cezalandırdık. Ben ilk hipnoza başladığım sırada öyleydi. Birisi hipnoz yaparken gülürse saygısız, terbiyesiz diyordum. Öyle zannediyordum. Ağlarsa diyordum, vay be, ne hipnoz yaptım ya. Nasıl ağlattım ama. Sonra anladım ki bir insan ağladığı zaman, onunla ilgilendiği zaman ona daha fazla zarar veriyorsun. Çünkü o ağlamayı kodluyor. Ağladığı zaman insanlar onunla ilgilenecek zannediyor. Ve biz böyle mantık olarak onu kavradık. Acı çektiğim zaman, üzüldüğüm zaman benimle ilgilenecekler ve biz acı çekecek konular oluşturmaya başladık. Ve pireyi deve yapıyoruz. Şimdi mesela düşün, bir sıkıntın var. Bunu da bana geldin anlattın. Ya da bir dostuna sıkıntını gidip anlattın. Eğer o pire gibi basit bir sıkıntıysa dostun seni niye dinlesin? O zaman ne yapıyorsun? Onu büyütmen lazım. Ya ben neler çektim biliyor musun? Ne acılar çektim biliyor musun? Şimdi sen çok acılar çektin ya, çok acılar çektiğin için çok büyük adam oldun. Acıda yarışıyoruz biz. Ve doğduğumuz anda düşmanlarımız var. Sen Fenerbahçe'sin, Galatasaray düşmanı. Sen A partilisin, B partili düşmanı. Sen bir cemaatten tarikattasın, diğer cemaat tarikat düşmanı. Ve doğduğumuz anda arkadaşlar bize savaş öğretildi. Savaşacaksın, birileriyle savaşacaksın, devamlı mücadele edeceksin. Onunla kodluyuz. Ve hiç durmuyor. Bu hiç durmuyor. Yani zihin dediğim şerefsiz var ya arkadaşlar, hiç durmuyor. Devamlı koşturuyor. Şimdi Hakkari'den bir köpek yola çıkmış arkadaşlar. Amacı Ankara'ya gelmek. Köpek bu. Ankara'ya gelecek. Niye geliyorsa artık bakanlıkta işi var demek ki. Neyse bu koşturup normalde demiş ki planlamış. Bir ayda Ankara'ya varırım. Ve bir aylık plan yapmış. Bir hafta sonra Ankara'ya gelmiş. Oradaki dostları demişler ki biz seni bir ay sonra bekliyorduk. Vallahi demiş, ben de planı öyle yapmıştım. İşte her ilde biraz dinlenirim. Her uğradığım şehirde biraz dinlenirim diye düşünüyordum. Sonra her uğradığım şehirde ki köpekler beni kovaladılar. Ve hiç duramadım. Hiçbir yerde dinlemedim. Hep koşmak zorunda kaldım. Onun için bir haftada geldim demiş ve düşmüş, ölmüş. Devamlı düşünmek demek arkadaşlar. Devamlı geleceğe bakıp devamlı hızlı hızlı düşünmek demek, çabuk ölmek demek. Boşluğa ihtiyacımız var. Düşünme olarak da boşluğa ihtiyacımız var. Hani eskiden ne derdi? Türk'ün aklı ya nokta noktayken ya nokta. Niye? Niye nokta noktayken biz çok güzel kararlar veriyorduk? Türk'ün aklı niye o zaman gidiyor? Çünkü sadece orada boşluk oluyordu. Şimdi cep telefonu falan ne çıktı? Orada da boşluk yok. O zaman köpek gibi bir haftada, yani arkadaşlar, düşünceler devamlı kovalıyor. Devamlı birisi birisini kovalıyor. Devamlı birisi birisini kovalıyor. Ama sen diyorsun ki hocam ben iyi düşünmek istiyorum. Bu iyi düşünmenin şifresini ver bana. Güzel düşünmek istiyorsak arkadaşlar bakın, zihin ve beden aynı şeydir. Zihin ne durumdaysa beden o duruma geçer. Beden ne durumdaysa zihin o duruma geçer. Sen eğer güzel şeyler düşünmek istiyorsan yapacağım birinci formül bedeni güzel duruma getirmek. Ben bir iki hareket ettim. Vah! Enerjin artık güzel düşünceler gelmeye başlar. Bedeni değiştirdiğin zaman güzel düşünceler gelmeye başlayacak. Ama hüzün modunu aldın. Aşağı doğru baktın. Aşağı doğru baktığın zaman da bu defa kötü düşünceler gelmeye başlayacak. Zihinle beden bir arada çalışır arkadaşlar. O beden var ya, bu beden mucizevi olmasa Allah ruhu bu bedene koyar mı? Bu beden mucizevi olmasa kalp, akıl, zihin her şey bir bedende olur mu? O zaman bizim güzel düşünmek için yapacağımız birinci ve kestirme formül bedene iyi bakmak. Güzel müzik dinliyorsan, güzel film izliyorsan, komedi filmleri izliyorsan, böyle nasıl diyeyim, melankolik değil de acı dolu değil de bize fayda verecek şeylerle berabersen, işte o zaman birden hayat değişmeye başlayacak. Çünkü arkadaşlar bizi, bilinçaltımızı kodladılar. O kodlamaya göre düşünüyoruz biz ve dünya kötü değil. Ama biz kötü düşünmeye alıştırıldık. Bu bizim için bir alışkanlık oldu. Önemli bir konuşma yapacaksın. Önemli bir toplantı yapacaksın. Bedeni değiştiriyorsun. Sevdiğinle karşılaşacaksın. Ona güzel enerji vermek istiyorsun. Pozitif olmak istiyorsun. İnsana pozitif enerji vermek istiyorsun. Bedeni değiştiriyorsun. Önce bir iki zıplıyorsun. Bir iki hareket ediyorsun. Düşünceler de değişmeye başlıyor. Ve gerçekten güzel dostlarım. Mesela bir gün her şey güzel olacak diyoruz değil mi? Bir gün iyi olacak. Ne zaman? Sonra. Bir gün olacak. O bir gün nereyse, o bir gün o şehir neredeyse, o bir gün şehri, bir gün ülkesi neredeyse, o bir gün iyi olacak. Sonra da hep aklımız. Hayatsa şu anda yaşanıyor. Biliyorsunuz değil mi dostlar? Hayat biz gelecek planları yaparken başımızdan geçenlerdir. O zaman neden geleceği düşünüp şu anki hayatı ıskalayalım ki?
Hayat bir mucizedir ve o mucizeyi şu anda yaşaman önemli. Şu an bir tohumdur. Bir tohum milyonlarca tohum verir. Şu anda keyifliysen, şu anda mutluysan bu şu demek değil. Yarınları da mutlusun ve yarınları da keyiflisin. Eğer gelecek kaygın varsa, ben bu sözü söylediğimde insanlar kırılıyorlar, kızıyorlar ama gerçek bu. Eğer gelecek kaygın varsa Allah'a inancın az. Eğer gelecek kaygın varsa sisteme, evrene, fiziğe, bilime inancın az. Allah'a inanan insan gelecekte niye kaygılansın ya? Allah yanlış olan bir şey yaptırır mı? Müsaade eder mi? Bunun arkasında bir sürü soru soracaksın. Hocam o zaman niye tecavüzler var? Hocam o zaman niye savaşlar var? Bir sürü şey söyleyeceksin. İşte bunların hepsinde Allah'ın bir amacı var. Biz bilmiyoruz. Allah'ın verdiği bir ders var. Biz bilmiyoruz. Eğer hakikaten Allah'a inanan imanlı bir insansan ne yaparsın? Allah'a teslim olursun. Ve dersin ki sen ne yapıyorsan doğru yapıyorsun, güzel yapıyorsun ve ben teslimim. Ve güzel dostlarım biliyorsunuz. Hayatta olan her şey olması gerektiği için oluyor. Korku dediğimiz, kaygı dediğimiz şey gelecekten olur. 200 metre ileride köpek vardır. Sen bana saldırır mı diye korkarsın. Şu anda değil, saldırır mı biraz sonra. Kaygı dediğimiz şey arkadaşlar şimdi ile gelecek arasındaki farktır. Şimdi de kimse bir şeyden korkmaz. Ölüyorsun ya, ölmeden önce ölümden korkarsın. Ölürken ölümden korkmazsın. Dolayısıyla şu anı yaşadığımız zaman, şu anın tadını çıkarttığımız zaman hayat bir cennete dönüşür. Hayat bir mucizedir. En güzel mucizedir ve yaşanılması, hissedilmesi gerektiği mucizedir. Şu anın tadını çıkarttığın için tebrik ediyorum seni. Ve beni böyle ilgiyle, sevgiyle dinlediğin için lütfen sana olan saygımı kabul et. Ve lütfen sevgiyle kal güzel dostum. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.